İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Maltepe Etkinlik Alanı'ndayız. Çepni Dernekleri Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu Yörük Türkmen Çalıştayı'na geldik. Geniş bir katılım var bugün. Saat 10 gibi açılışımız yapılacak. Saat 12.25'te benim de konuşmam var. Yörük kültürü ve kırsal kalkınma konusunda bir konuşma yapacağız. Cuma, Perşembe bugün, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü saat 18.45'e kadar etkinlik devam edecek. Bu hafta Perşembeden Pazara kadar buradayız. Demirciköy Çiftlik, Yöresel Yörük Yemekleri, Uğla Yörük Türkmen Ev Yemekleri gibi bir sürü noktamız var. Saklı yapım yeri. Yörük Türkmen kültürünü tanıtıcı bir unsur oluşmuş. Burada Selçuklu Konya Derneği bir çadır kurmuş. Saç böreği yapıyorlar. Yörük Türkmen başkanları buradalar. Ablalar kolay gelsin. Bereketli olsun. Konya Selçuklu Derneği. Söke Dernek Başkanımız, İzmir Dernek Başkanımız, Dünya Yörükleri Dernek Başkanımız, herkes burada. Devasa çadır alanında işte kırsal kalkınma, köy ürünleri, Çankırı Yörük Türkmen Derneği, Çankırı Yörük Türkmen Doğal Gıda var. Şöyle baktığımız zaman Yörükler Diyarı,
Yavaş yavaş standlar açılıyor. Erzincan, İkser, Kastamonu, Gümüşhane, ülkenin dört bir tarafından tezgahlar açıldı. Gümüşhane günaydın, kolay gelsin. Günaydın, sağ olun, teşekkür ederim, hoş geldin. Hoş geldin. Gümüşhane'nin neresinden bu ürünler? Kelkit efendim. Ben de diyecektim, Kelkit'teyi salmam diye. Öyle mi? Evet. Ne demek, ikram da edebiliriz. Çok teşekkür ederiz, kolay gelsin. Teşekkür ederim. 1993 ilk görev yerim Gümüşhane. Gümüşhaneleri görünce hemşehrilerimizi görmüş gibi oluyoruz. Teşekkür ederim. Her yeri temsilen standlar ve satış yerleri kurulmuş. Bakın, ilginç bir dükkan. Anadolu lezzetleri. Şöyle bakalım. Hayırlı işler, kolay gelsin. Teşekkürler. Bu dükkanın kökü neresi? Elazığ, Malatya. Elazığ, Malatya. Lezzet dünyası yani. Hayırlı işler. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. İlk 5 lira. Her türden tatlı. Şifa deposu. Kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Yörük usulü süt ürünleri. Hayırlı işler, kolay gelsin. Bu asılı olanlar nedir şimdi? Bunlar deri tulumu. Deri tulum peyniri. Evet, yörüklerin yaptığı tulum. Nerenin yörükleri bunlar? Bunlar Kars'ın abi. Has Azerilerin yaptığı tulum. Ooo Şahin abi. Kars peyniri. Benim burada para için bağırtmayın ha. He? Sesim basılıyor sonra. Burası oldukça değişik bir dükkan. Hoş geldin. Kaynanan da geldik. 190 abi. Özka Türkleri buradalar. Antrenman yapıyorlar. Çocuklar hoş geldiniz. Gençler bize. Benim Ayber'le Ayşe Nurgül'ler çekiyor. Şarkısını da söyle. Thank you.
Kırgızların bir standı var. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Balkanlar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin standı. Kartal Maltepe Rizeliler Derneği. Ardahan. Ardahan benim kayıtçılarım. Erdebil, Umayana. Şöyle Umayana'yı ziyaret edelim. Türkiye Cumhuriyetleri'nin bayraklarıyla süslenmiş. Ama sana benziyorum. Ama bak benziyorum, benzemiyorum. Günaydın, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederiz. Umayana'nın merkezi neresi? Umayana'nın merkezi İstanbul ama Türkiye'den ve Türk dünyasından birçok akademisyen, aynı zamanda kadın, her alanda bir kadın. Herkes var diyorsunuz. Tabii ki de Kırgızistan'dan var, Türkmenistan'dan var, Kırım'dan var, Kazakistan'dan var. Kolay gelsin. Özbekistan Kültür ve Dayanışma, Kazak Türkleri. Standlar yavaş yavaş kuruluyor. Oraya has gelinler. Kolay gelsin. Tamam. Holding olunca böyle oluyor. Yok, konuştuk ki yavaştan önce geliyorum dedim. Hediyelerimi de yaptırdım, geliyorum dedim. Hediyeden vazgeçtim, seni de göremedim. Selam olsun Çeklilere, selam olsun Doburga'dan Beydenilere, selam olsun Anadolu'ya sırtlanıp gelenlere, selam olsun size, selam olsun bize. Müziği tamamen alabiliriz, teşekkür ediyorum efendim. Saygıdeğer konuklarımız, değerli misafirlerimiz, 5-8 Ocak tarihlerinde düzenlenmiş olan Türk Dünyası İstanbul'da buluşuyor. Bir yıllık kardeşliğin simgesi olan Yörükler, Türkmenler, Çekliler, aslında daha neler neler, kültür emekçileri, kültürün mihenk taşları bugün İstanbul'da. Birazcık sizlere programla ilgili açıklama yaptıktan sonra Saygı Duruş İstiklal Marşı ile programımızın akışıyla devam edeceğiz efendim. Şöyle ki programı 4 ayrı güne bölmüşler. Bugün Yörüklerin günü, Perşembe günü 5 Ocak. Birbirinden değerli sanatçılarımız ve akademisyenlerimiz gün içerisinde bizlerle birlikte olacaklar. Yarın resmi protokol açılışımızı gerçekleştireceğiz. Saat 13.30 itibariyle yarın Alevi ve Türkmenlerin günü olacak. Ondan sonraki gün cumartesi günü ise Avşanlar, Beydeniler ve Diyarbakırlar, ayrıca Çeklilerin bizlere kültürleri tanıtacakları yine özel bir gün olacak. Ve son günde Türk dünyasının neferleri, Türk dünyasının kıymetli sesleri ve gönüldaşları bizlerle birlikte olacaklar ve akşam üzerinde programımızı sonlandıracağız. Dileriz ki açık aramayalım, eksiğimiz varsa kapatalım, hoşgörüyle beraber bu güzel programa emek verenleri taşlandıralım isteriz. Saygıdeğer konuklarımız, değerli misafirlerimiz, kıymetli Hazi Urun ve kıymetli konuklarımız. Olmazsa olmazımız değerlerimizle beraber yürüyoruz ve şimdi ise sizleri Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum efendim. Biz de Yörükler Derneği'nin müziği, ondan sonra konuşmalarımıza geçeceğiz, konuşmacılarımızı, sonra da halk oyunları ekipleriyle devam edeceğiz efendim. Alkışlayalım mı tekrar? Alalım. Onlar bizim güllerimiz, onlar bizim yedi dalın çiçekleri. Hoş geldiniz tekrar. Ve onlar benim meleklerim aslında. Çok teşekkür ediyorum. Evet, müziğimiz gelsin. Programımıza başlayacağız efendim. Ramazan başkanım. Elleri göreyim efendim. Haydi bakalım.
Kimi attı kimi yaya, benziyor yörü çeraya. Kumlucadan Antalya'ya, Kumlucadan Antalya'ya. Selam olsun yörüklere, selam olsun yörüklere. Kütahya Afyon Emirba, Kütahya Afyon Emirba. Selam olsun yörüklere, selam olsun yörüklere. Selam olsun yörüklere, selam olsun yörüklere, selam olsun yörüklere, selam olsun yörüklere. Ülkelerin kültürel etkinliklerinden bir tanesi de yemekleri ve yemek çadırları var. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Ne yiyeceğiz burada? Özbek pilavı. Özbek samsası. Özbek pilavı. Samsa? Göz etlidir. Samsa Semirkent'te de bir tatlının adıdır. Isparta'da. Kolay gelsin. Bir tane alalım. Bu tarafta da Özbek yemekleri var. Sarmalar, dolmalar. Bu taraf yörük yemeği. Saç kavurma. Kolay gelsin. Yörüklerin olmazsa olmazı.
var. Kolay gelsin. Bu nerenin yemeği? Taraf gidici. Kolay gelsin. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Ne pidesi bunlar? Bunlar Giresun pidesi, Karadeniz. Karadeniz. Çemli pidesi, çemli. Kolay gelin. Bu tarafta da değişik kebaplar var. Bu ne kebabı? Abicim bu tantuni. Tantuni bu? O tandır kebabı. Neymiş? Kaç kilo? Ne kebabı değil, tandır kebabı. Buradaki kavurma. Bu da pilav. Köftek pilavı var. Vatandaşın biri diyor ki ben seni Kartal'dan geliyorum haberim yok diyor. Televizyona verin ekranı. Bana bunlar sıkıntı böyle olur ya. Ama bölge değerli ustalıkları her zaman dinleyiniz. Soru sorabileceğiniz. Hava karar olmasın. Olmayabilirsiniz. Sizi sahneyi kabul insanlar el olayım var size geldi. 5 dakika sonra programımız başlayacak. Güzel bir sürü iş olacağını diyorum. Şimdi sana 400 lira. Bir daha bir yerde bulamazsın abi. Bol miktar getirdik. Evet. Öncelikle hoş geldiniz. Rize'ye selam. Umayanalar günaydın. Sındırgı günaydın. Eyvallah başkanım. Thank you.
dersine. Silifke yer mut versine. Silindik ile güne. Bursa gümlük ile güne. Selam olsun yörüklere. Selam olsun yörüklere. Selam olsun göğüslere, selam olsun göğüslere. Moğolların istilasından dolayı Selçuklu devleti 1200 çıkın Toros dağlarına. Orada tek bir yörük çadırı varsa kimse cumhuriyeti yıkamaz diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün yörükleri, selam size olsun, hürmet size olsun. Bu teşekkürlerini arz ediyorum efendim. Adam sinir kuşu körüğü alıyor. Çok kıymetli genel başkanımız, çok değerli katılımcılar, bugün özel bir toplantıda bir aradayız. Yörük Çepni Türkmen kurultayındayız ve böyle özel bir toplantıda bulunmaktan elbette memnuniyet duyuyorum. Çünkü burada Anadolu'nun dört bir yanından, Asya'dan, Avrupa'dan, Balkanlardan, Kafkaslardan gelen soydaşlarımız var. O bakımdan bizim için tarihe dönüp bir bakış yapmak ve hissetmek, geçmişten bugüne aslında memleketimizin her duygusuna bir bakış atmak sizler sayesinde bizleri de bugün kapladı diyebilirim. Bu duygularla bu sürecin bir parçası olmaktan duyduğum memnuniyetten dolayı teşekkür ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Farklı coğrafyalarda yaşayan, aynı kültürü taşıyan, aynı soydan gelen milyonlarca insanımızla binlerce yıldır süren kardeşliğimizi bir arada konuşuyoruz. Kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimiz elbette güçlenerek devam ediyor. Oğuzlar, Çepniler Anadolu'yu binlerce yıldır yurt edinmişlerdir. Yörük ve Türkmen kültürünün Anadolu'da çok derin izleri vardır. Anadolu'nun Türkleşmesinde olduğu gibi işgalden kurtulmasında da Türkmenlerin rolü çok büyük olmuştur. O nedenledir ki Mustafa Kemal Atatürk Toroslarda dumanı tüten tek bir yörük çadırı dahi olsa milli mücadelenin zaferle sonuçlanacağına inanmıştır. Ve o zaferi milletiyle omuz omuza yılmadan kararlılıkla mücadele ederek elde etmiştir. Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti böyle kurulmuştur. Kimse unutmasın ki milletimiz iradesine, egemenliğine müdahale edilmesine asla izin vermemiştir ve vermeyecektir. Bu millet adalet duygusu güçlü, vicdanlı, zalimin karşısında hep bir arada dimdik durmayı, zulmedenlere karşı olmayı bilen bir millettir. Değerli katılımcılar, kıymetli genel başkanımız, bu alanlarımızda Türkiye'mizin bütün illerini ve şehrimizde ve ülkemizde var olan birçok kültürün dayanışma anlarını 3,5 yıldır yaşatıyoruz. Etkin bir şekilde süren bu çalışmalarda bu alanla ilgili bütün imkanlarımızı seferber ederek
aslında memleketimizin, milletimizin renklerini, yaşam ve kültür, anane gibi geçmişten bugüne taşıdığımız o güzelliklerini İstanbul'la buluşturuyoruz. Bu aslında bizim birbirimize ne kadar yakın olduğumuzu, ne kadar iç içe olduğumuzu ve güzel bir yaşam sunmanın aslında zorlukların üstesinden gelme noktasında ne kadar güçlü bir motivasyona sahip olduğumuzun net bir örneğidir. O bakımdan bu süreci daha da güçlendirerek devam ettirme konusunda kararlı bir yönetimimiz olduğunu ifade etmek isterim. Yörük, Çepni, Türkmen Kurultayı da bu anlamda çok güçlü bir karakter katmıştır buluşmamıza. Çünkü Atatürk'ün söylediği gibi bizim milletimiz derin bir maziye maliktir. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır demiştir. Bu manada geçmişe bu denli güçlü bakarak geleceğe de aynı kuvvetle ve ümitle, umutla sarılarak yol almanın hep birlikte çalışkanlığını ve becerisini ortaya koyma gayretindeyiz. Çok daha güzel, çok daha büyük işleri hep birlikte başaracağımıza olan inancımla bu güzel kurultayı toplayan değerli sivil toplum kuruluşlarımızın başkanlarına, yöneticilerine ve siz kıymetli hemşerilerime yürekten teşekkür ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Efendim hepinize merhabalar. Hoş geldin. Hoş geldin. Bütün konuşmacıları büyük bir dikkatle dinledim. Hepsinin ağzına sağlık. Çok güzel konuşmalar yaptılar. Tabii Cemal Engiryurt hepimizi de heyecanlandıran coşkun bir konuşma yaptı. Teşekkür ederim. Bir şeyi unutmayalım. Bu topraklarda aydınlanma 13. yüzyılda Horasan erenleriyle başladı. Onlar Anadolu'ya gelip yerleştiler. Anadolu kültürünü büyüttüler. Sadece Anadolu değil, Balkanlara uzandılar. Orta Doğu'ya uzandılar. Asya'ya uzandılar. Dolayısıyla bu kültürü, güzel Türkçemizi ve kültürümüzü dünyanın her tarafına götürdüler. Bu kültür kadim bir kültürdür. Bu kültür aynı zamanda dilimizi unutturmayan bir kültürdür. Karaca olan yüzyıllar önce yaşadı ama bugün söylediğini hepimiz anlıyoruz. Pir Sultan Abdal'ı anlıyoruz, Ay Evran'ı anlıyoruz, biliyoruz. Dolayısıyla bakıldığı zaman Dadaloğlu, coşkun güzel şiirler yazan Dadaloğlu, en azından baskıya ve zulme karşı direnen Dadaloğlu'nu az önce şiirde okudu, bunu da gayet iyi biliyoruz. Dolayısıyla bu kadim kültürü yaratan büyük dedelerimiz ve atalarımız bize güzel bir miras bıraktı. Bırakılan bu mirası gelecek kuşaklara aktarmamız lazım. Bu güzel kültürün bir özelliği daha var. Kin ve öfkeyi barındırmaz. Kin ve öfke insana özgü bir kavram değildir. Kini ve öfkeyi bırakacağız ama geleceğe umutla bakacağız. Herkesi kucaklayacağız. Hiç kimsenin inancı, hiç kimsenin kimliği, hiç kimsenin yaşam tarzı dolayısıyla hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Herkesi kucaklayacağız. Ve kainatta yaşayan bütün canlıların hakkını ve hukukunu koruyacağız. Hiç kimse unutmasın. Kainat adalet üzerine inşa edilmiştir. Ve Horasan erenlerinin bugüne kadar bize bıraktıkları o güzel kültürün temelinde de adalet vardır. O nedenle adalet kavramını büyütmek ve adaletin peşinde koşmamız gerekir. Evet, dünyanın pek çok yerinde Türk kökenli veya Türk olan çok kişinin büyük haksızlıklarla karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Onlar zaman zaman bizlere de yansıyor. Onları mümkün olduğu kadar dile getiriyoruz. Ama burada önemli olan şu. Kendi kültürümüze sadece Türkiye'de değil, dünyanın neresinde olursa olsun o kültürü büyütmek ve yaşatmak zorundayız. Kültürün müziğini, kültürün oyun havalarını, kültürün geleneklerini bir şekilde yüzyıllardır geldi ve bundan sonra da aynı kültürü sürdürmek zorundayız. Çetli Dernekleri Federasyonu düzenlediği bu toplantı son derece güzel ve gerçekten de
ilk kez gerçekleşen, bu kapsamda ilk kez gerçekleşen toplantılardan birisi. Türk Cumhuriyetlerinden konuklarımız geldi buraya. Onlara da hepiniz adına sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz diyorum onlara da. İşin özeti, güzel bir Türkiye'de hepimiz barış içinde yaşamak istiyoruz. Siyasetteki gerginliği biliyorum. Gerginliğin Türkiye'yi başka bir yere, başka bir evreye taşınmak istendiğini de biliyorum. Ama biz gerginliği değil, kucaklaşmayı seçeceğiz. Birlikte olmayı, beraber olmayı, huzur içinde yaşamayı, bu ülkenin topraklarında, caddelerinde, sokaklarında, parklarında huzur içinde gezebilmeliyiz. Çocuklarımız güzel bir gelecek için çaba göstermeli ve biz onları o amaca dönük olarak yetiştirmeliyiz. Bunun mücadelesini vermeliyiz. Bu mücadele Çepni derneklerinin ve o derneği kuranların felsefesinde de var. O felsefeyi büyütmek zorundayız. Evet, geçmişte çok büyük acıların çekildiğini biliyorum. 13. yüzyılda birinci aydınlanma döneminin yaşandığını biliyorum. İkinci aydınlanma dönemi bu topraklarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile başlamıştır. Türk Dil Kurumu'nun kurulması, Türk Tarihi Kurumu'nun kurulması, üniversitelerde güzel bilim insanlarının görev yapması, Türkçemizin gelişmesi ve büyümesi, Türkçemizin yabancı dillerin boyundurundan kurtarılması gibi pek çok ama pek çok kendi köklerimize dönme imkanını ikinci aydınlanma döneminde yaşadık. Dolayısıyla biz tarihimizi iyi bilmeliyiz, çocuklarımıza güzel tarihimizi öğretmeliyiz. Evet, bir süreçten geçiyoruz, onun da hepimiz bir şekliyle farkındayız ama şundan kesinlikle emin olun. Bu topraklarda yaşayan ve ülkesini seven hiç kimsenin umutsuzluğa kapılma hakkı yoktur. Biz umutsuzluğu değil, umudu büyütmek zorundayız. Beraber birlikte mücadele etmek zorundayız. Beraber ve birlikte mücadele ettiğimizde göreceksiniz ki Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yoktur. Altı lider bir aradayız. Altı lider Türkiye'nin demokratikleşmesini istiyoruz. Altı lider Türkiye'nin dünyada saygınlığının korunmasını ve büyümesini istiyoruz ve bunun mücadelesini yapıyoruz. Bir aradayız, birlikteyiz. Öyle bozulacak masanın altı, masanın üstü, bunların hiçbirisine inanmayın. Hepimizin yüreğinde insan sevgisi var ve hepimizin yüreğinde bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirme konusunda bir inanç var. O inancı ve o umudu büyüteceğiz, kararlıyız. Buna emin olmanızı istiyorum. Hepinize en içten sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Selam olsun. Selam olsun kurdu kuşa. Ceylanlere selam olsun. Dünyası kara zindan. Boynumuza yağlurgan. Yolculardan, acılardan. Sonumlara selam olsun. Diken gülün gönül dişi, kar altında deniz düşü, kurallara selam olsun. Cumhuriyet İl Başkanımız Sayın Canan Kaptancıoğlu'nu sahneye davet ediyorum. Evet, kaptanlarımız. Evet, Sayın Canan Kaptancıoğlu'nu bu ekibin arasına istiyoruz efendim. Sayın Canan Kaptancıoğlu'nu. Evet, Sayın Canan Kaptancıoğlu'na da kaptanını Kazakistan'dan... Nerede Maryland? Nerede? Burada benim başkım şöyle alınmışsın bir fotoğraf karesi. Ekranı şöyle alın öne. Önemli bugüne özel. Evet, şöyle fayda diyorum bebek. Hemen. Yörük bebeğiniz bunu alalım şöyle, tamam. Yörük bebeğiniz. Meryem Hanım neredesiniz? Bebeği, yörük bebeği.